uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Bebeklerde inek sütüne eskiden 1 yaşında izin verilirdi. Bu uygulama değişti mi? Yakın zamana kadar 1 yaşına gelmiş bebeklerin anne sütü almıyorlarsa inek sütü almasına, başlamasına izin veriyorduk. Ancak yapılan çalışmalar şunu gösterdi. İnek sütü proteini molekül olarak oldukça büyük bir molekül ve yoğun, konsantre bir protein. Bu proteinin küçük, körpe bir bebeğin bedeninde yaptığı bir zarar var. Süt proteini içildiği zaman bağırsaklara gittiğinde bağırsağın iç yüzündeki epitel dediğimiz böyle mikroskopik lifçiklerden, ipçiklerden kadife gibi olan o dokuya verdiği bir zarar var. Orada yüzeysel olarak mikroskopik tahrişe ve kanamaya sebep oluyor. Bir proteinin yoğun yapısından kaynaklanan bir şey bu. Bu bir defa süt içmiş olan bir çocukta bir sorun teşkil etmiyor. Ama düzenli olarak ve çok miktarda süt içmeye başlarsa bu çocuk, bu mikroskopik lifçiklerin, ipçiklerin uç kısımları yavaş yavaş tıraşlanmaya başlıyor ve hasar görüyor. Orası dümdüz kaymak gibi bir yüzey haline geliyor. Emilim yüzeyi, yani bağırsakların gıdaları emilim yüzeyi tahrip oluyor. Oradan kılcal, mikroskopik düzeyde kanamalar oluyor ve çocuk hem şişman, kilolu hem kansız, iri bir bebek haline geliyor. Bu 1-2 bardak süt içmeyle olan bir şey değil. Düzenli ve çok miktarda süt içilmesinden kaynaklanan bir şey. Ayrıca uzun vadede bunlar da kana karışan inek sütü proteinlerinden ortaya çıkan alerjik hastalıklar, kronik hastalıklar, romatolojik hastalıklar için altyapı oluşturuyor. Mümkün olduğu kadar bebeklerinizi sade süt içirecekseniz eğer 2 yaşı, hatta mümkünse 3 yaşı beklemenizi öneriyoruz. Burada kafaya çok takılan bir şey var. Biz ek gıdalara geçiş döneminde bebeklere 6 aylıktan itibaren yoğurt başlatabiliyoruz. Yoğurdu ne yapıyoruz? Onu da inek sütü proteiniyle yapıyoruz. Ancak burada bir farklılık var. Yoğurt mayalanma işleminden geçtikten sonra, yani fermentasyondan sonra inek sütü proteininin bu zarar verici etkisi ciddi oranda azalıyor, hatta kalmıyor. Onun için mayalanmış yoğurt, hele hele bir 2-3 günde beklemişse eğer, içindeki probiyotik bakterilerden kaynaklı olarak protein karakteri çok değişiyor ve zarar verici etkisi azalıyor. Bu süt moleküllerinin mekanik zarar verici etkisinin kaybolması. Ancak eğer inek sütü proteini alerjisi varsa çocukta, bu mayalanmayla değişmiyor. Süt alerjisi, bu tamamen farklı bir şey. Annenin yediği, içtiği sütlü gıdalar bile anne sütünden bebeğe geçerek bebeğe zarar verebiliyor. Bu apayrı bir konu.